Fıtrat TV'den herkese merhaba, ben Yılmaz Ardıç. Ramazan ayında İstanbul sokaklarında turlamaya devam ediyoruz. Bugün vatandaşlarımıza namaz kılmayanın orucu kabul olur mu diye soracağız. Bakalım ne cevaplar alacağız? Olur, bal gibi olur. Kılarsa tabii daha iyi olur. Allah öyle emretmiş. İbadetler farklı. Namaz ayrı, oruç ayrı. Namaz, ibadet, oruç, ibadet birbirine bağlamaz. Niye kabul olmasın ki? Allah'ın noteri memuru yok yani, öyle bir şey yok. Yani. Kim diyorsa kim diyorsa, bazı kimi yapar, kimi yapmaz. İnanır inanmaz, onu ancak yaradan bilir. O sorgular, bize hiçbir şey düşmez. Yani her insan tabii ki 5 vakit namaz kılamıyor. İlla ki bir sabah namazını kaçırıyor, bir öğle namazını kaçırıyor. Veya hiç kılmayan bir insan da var. Kılmıyorsa ama oruç tutuyorsa orucu da kabul olur diye biliyorum. Yok, doğru değil ya, ama namaz kılmayan vatandaş namazın bir emir olduğunu kabul edip günah işlediğini kabul ediyorsa onda sıkıntı yok. Ama ben işte namazı 2 vakit kılarım var ya bazı müphem gruplar. O zaman zaten İslam'ın dairesinden çıkmış oluyor. O zaman belki kabul olmuş olmayabilir ama onun haricinde yani niye kabul olmasın? Niye olmasın ki, namaz da farz, oruç da farz ama oruç ayrı bir sevabı var. Namazın ayrı bir şeyi var, sevabı var. Namaz kılmayan oruç tutamaz tabii ki. Tuttuğun oruç kabul olmaz. Müslüman değildir namaz kılmayan. Olur. Olmaz. Oruç namazın hepsinin yeri ayrı da ama namazla beraber olursa üzerimize farz olan şeyleri yerine getirirsek daha mantıklı. Maide suresi 5. ayeti kerimesinde Rabbimiz kim imanını göz ardı ederse yaptıkları boşa gider. Ahirette kaybedenlere karışır diye buyurmuştur. Şirk koşmadığı sürece insanların yaptıkları hiçbir amel boşa gitmez. Namaz kılmayan onun günahını üstlenmiş olur. Bu kişi oruç emrini yerine getirmekle bu ibadetinin karşılığını alacaktır. Yanlışlarınızın doğrularınızı götürmemesi dileğiyle. Kur'an rehberiniz olsun.